Gün ortası 16 bültenimizde bugünkü konuğumuz Ordu Tabipler Odası Başkanı Özgür Engin Yurt. Engin Yurt'la Ordu'daki sağlık yatırımları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bizi kırmayıp geldiğiniz için. Her zaman. Başkanım, konuşacağımız çok konu var ama ben öncelikle Ordu'ya yapılan şehir hastanesiyle başlamak istiyorum. Şehir hastanesiyle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Tabii bu müjdeyi birkaç kez verdik. Çünkü gurur duyuyoruz. Böyle bir hastaneyi Ordu iline kazandırılma noktasında hem siyasilerin hem Ordu Üniversitesi Rektörümüzün, Büyükşehir Belediye Başkanımızın üstün çaba ve gayretleri sonucunda bu noktaya gelindi. 24 Şubat itibariyle proje ihalesi tamamlandı. Uzunca süredir Karadeniz bölgesinin tabii biraz arazi durumundan kaynaklanan bazı problemler nedeniyle gecikti. Araziler çok sayıda kişiye ait, hisseli olduğu için temizlenmesi, tek tapu haline getirilmesi ve hukuki süreçleri çok uzun sürüyor. Yaklaşık 5 yıl kadar bunlarla uğraşıldı Ordu'da. Bunun sonucunda da 53.500 metrekarelik bir arazi Ordu Üniversitesi tarafından Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Biliyorsunuz Ordu'da Türkiye'de ilk başlayan uygulamalardan bir tanesi ama şu anda Türkiye'de 20'nin üzerinde üniversite bu uygulamayı bizim şeklimizde çalışıyor. Bunların en büyüklerinden bir tanesi de Marmara Tıp. Bu nedir? Sağlık Bakanlığı ve Ordu Üniversitesi bir protokolle ortak hizmet veriyor. Üniversitenin insan gücü, Sağlık Bakanlığı'nın da ekonomik gücü bir araya getirilerek çok güzel bir uygulama ortaya çıktı. Buna biz 2011 yılında başlamıştık. Şimdi Ordu'da 400 yataklı yapılacak olan hastane de aynı şekilde aynı isimle devam edecek. Bu hastanenin ismi de Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Tabii zaman içerisinde bu hastaneyi daha büyütebilmek de mümkün. Bunlar modüler tipte yapılabilen hastaneler olduğu için ihtiyaç hasıl olduğunda 600 yatağa kadar çıkılabilecek şekilde bir proje bu. Bu yaklaşık benim tahminim bir yıl içerisinde ihale süreci, işte ilk önce proje ihalesi yapılıyor, zemin etüdü yapılıyor. Sonrasında da ihaleye çıkılıyor. Bir yıllık bir süre sonunda inşaatının başlayacağını tahmin ediyorum her şey yolunda giderse. Evet. Bir yıl sonra da yaklaşık biliyorsunuz artık Türkiye'deki teknolojinin gelişmesiyle beraber inşaat teslim süreleri çok kısaldı. Evet. 365 gün, 700 gün gibi sürelerde çok rahatlıkla bu tarz binalar teslim edilebiliyor. 3-3,5 sene içerisinde benim tahminim Ordu modern bir üniversite hastanesine, modern bir eğitim araştırma hastanesine, diğer bir adıyla modern bir şehir hastanesine kavuşacak. Bu çok şey ifade ediyor aslında. Ordu'nun 20-30 senelik sağlıkla ilgili yatırımları eğitim araştırma hastanesinin bitmesiyle de bitmiş olacak. Niye onun da bitmesiyle? Son yapılacak olan en büyük yatırımı olduğu için. Öncesinde Ordu Devlet Hastanesi'nin de 450 yataklı bir ek binası var. Eski binalar yıkılarak yerine modern yataklı servisler için özellikle bahsediyorum. Binalar yapılacak. Bu süreçte tabi biliyorsunuz Dünya Devlet Hastanesi teslimi gerçekleşti. Çok kısa süre içerisinde de birkaç ay içinde de Fas'a Devlet Hastanesi'nin teslimatı gerçekleşecek ve hizmet açılacak. Böylelikle sahil şeridindeki en büyük Altınordu, ondan sonra Üyne ve Fas'a'da sağlıkla ilgili yatırımlar bir 20 sene 30 yıl için halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. İl dışına gidişlerin, sevklerin, vatandaşlarımızın mağduriyetinin, böyle vatandaşlarımız biliyoruz ki hepimizin tanıdığı, cebinde hastasını il dışına götüremeyecek kadar parası olmayan, oraya götürdüğünde refakatçi kalabilecek, otele verebilecek kadar parası olmayan vatandaşlarımız var. Bu bizim malumumuz. Artık bunların önüne geçilmiş olacak. %90 oranında sevklerin önü kesilecek. Bundan dolayı hem bir akademisyen olarak hem de Ordu Tabipler Odası Başkanı olarak çok mutluyum. Evet. Peki başkanım, geçtiğimiz günlerde Ordu'ya bir atama gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı 2016 yılı atama kural sonuçlarına göre 10 uzman hekim ve 2 eczacı atandı Ordu'ya. Bu konuyu biraz açarsak, bu atanan uzman hekimlerin ve eczacıların dağılımları nasıl olacak Ordu'nun ilçelerine baktığımızda? Şöyle, son bir yıl içerisinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan Türkiye'nin büyük güçlü devlet olması münasebetiyle Suriye kucak açtığımızı hepimizin malumu. Bu nedenden ötürü o bölgede ciddi bir nüfus artışı olmuştu. Son bir yıl içerisinde yapılan kuralların çoğu o bölgedeki hastanelere yönelik oldu. O yüzden Ordu son bir yıl içerisinde gerçekten ciddi anlamda bir uzman hekim açığı yaşadı.
10 farklı branşta uzmanın gelecek olması bizi de vatandaşlarımız adına ziyadesiyle memnun etti. Eczacılar Korgan ve Ünye'ye gelecek. Liste yeni olduğu için bakıyorum, kusuruma bakmayın. Ordu Devlet Hastanesi'nde beyin ve sinir hastalıkları uzmanı, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı, Ünye'ye 2 tane genel cerrahi, yine Ünye'ye iç hastalıkları, Ünye'ye kadın doğum, Ünye'ye ortopedi, Ünye'ye radyoloji branşında uzman hekimler geliyor. Fas'a kardiyoloji, Ordu Devlet Hastanesi'ne kardiyoloji branşında hekimler bir ay içerisinde görevlerine başlayacaklar. Burada Ünye öne çıkıyor gibi, evet, görünmüyor. Onun sebebi şu, hani biraz önce bahsettim. Biliyorsunuz Ünye'de 300 yataklı hastane açıldığı için ihtiyacı da artmış oldu. Bu nedenden dolayı Ünye desteklenecek. Fas'a, evet, Devlet Hastanesi hizmet açıldığında Fas'a Devlet Hastanesi desteklenecek. Aynı şekilde bizim de hizmet binalarımız bittiğinde de bizim hastanemiz desteklenecek. Evet. Peki başkanım, Ordu'da sağlık anlamında en önemli ihtiyaç nedir günümüz şartlarına bakıldığında? Şöyle, yani birçok özellikle fiziki mekanla ilgili ihtiyaçlarımızı bahsettik zaten. Bunlar bu sağlık yatırımlarıyla giderilecek ama günümüzde nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sağlıktaki devinimle, sağlıktaki dönüşümle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın nüfusu arttı. Artık ciddi bir yaşlı nüfusuna sahibiz. Tabii yaşlı nüfusun olması beraberinde kronik hastalıkları getiriyor. Ve bu hastaların bakımı da gittikçe evde hasta yakınları tarafından zorlukla oluyor. Çünkü özel bir ekip tarafından bakılmaları gerekiyor. Özellikle son dönem kanser hastalarının ağrılarının giderilmesi, onların beslenebilmesi, bazıları çünkü ağızla besleme mümkün olmuyor. Damar yoluyla beslememiz veya mideye farklı yollarla yerleştirdiğimiz tüplerle beslememiz gerekiyor. Bunun dışında multi organ problemi olan, işte beraberinde bir böbrek yetmezliği ama şekeri, beraberinde sırtında yarası olan hasta grubumuz da çoğaldı yaşın ilerlemesiyle. Bu hastalara bakabilecek donanımda hem ekiplere hem de mekanlara ihtiyaç doğdu. Sağlık Bakanlığı bundan ilgili bir düzenleme yaptı ve palyatif bakım merkezleri adı altında, evet, bir yönetmelik çıkardı. Ve ildeki hastanelerde öncelikle il merkezinden başlamak üzere bu merkezlerin açılması talimatını verdi. Ordu ilinde ilk kez Ordu Devlet Hastanesi'nde bu ünite açıldı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de hizmete girdi. Şu anda hizmet veriyor ama tescili gecikti. Muhtemelen kısa süre içinde tescilinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Ünye Devlet Hastanesi planlanan hastanelerden bir tanesi. Tabii bu palyatif bakım merkezleri açıyoruz demekle açabilmek çok mümkün değil. Donanımlı bir hekim grubuna, tek bir hekimle de yürüyebilecek bir merkez değil. Çünkü bu merkezler ikinci basamak ya da 1,5. basamak ayarında, yoğun bakım ayarında ağır hastaları takip eden merkezler. O yüzden hekimin donanımlı, istekli olması gerekiyor. Aynı şekilde burada çalışan personellerin de bazı şartları var. Ekip içerisinde muhakkak bir psikolog bulunması gerekiyor. Çünkü bu hastaların hem kendilerinin, kronik bir hastalığa yakalanan hastaların en önemli problemlerden bir tanesi de depresyondur. Çünkü hiç kimse sağlıklı bir yaşamdan ömrünün sonuna kadar bir hastalıkla beraber yaşayacağını duyduğunda ruhsal olarak bir çöküntüye giriyor. Beraberinde hasta yakınları da aynı çöküntüye giriyor. O yüzden ekip içinde muhakkak bir psikolog bulunuyor. Bu hastalar immobil, yani mobilize olması, hareket etmesi zor olduğu için ekip içinde bir fizyoterapist bulunuyor. Hastaların her birinin farklı farklı kronik hastalığı olduğu için bu hastaların diyetlerinin düzenlenmesi, damar yoluyla beslenecekse o besinlerin hazırlanması hususunda bir diyetisyene ihtiyaç var. Ekip içinde bir diyetisyen bulunuyor. Eğitimli hemşireler, eğitimli hekimler ve de bir sosyal hizmet uzmanı bulunuyor. O neden bulunuyor? Mesela şu anda bizim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir hastamızın tedavisi bitti, raporları çıkarıldı. Ama gönderilebileceği bir evi yok. Şimdi bu hastayı gönderebileceğimiz mekan, hastanede tedavi bittikten sonra biliyorsunuz, bakım evleri, evet, bunun içinde sosyal hizmet uzmanının bu akışı sağlaması gerekiyor. Hastane ile bu bakım evleri arasındaki yasal prosedürleri tamamlaması gerekiyor. Yani herkesin farklı farklı görevi var. Biz kendi hastanemiz için örnek verebiliriz. Vizit yaptığımızda, yani sabah ziyareti yaptığımızda yaklaşık 10 kişilik bir ekiple tüm hastaları ziyaret ediyoruz. Hastalar açısından da çok farklı bir şey, şu ana kadar görmedikleri bir şey. Yani normal ziyaretler biliyorsunuz, hani bir kişi, evet, hekimle, belki yanında bir hemşireyle, hı-hı, yapılırken
Biz sabah hastalarımızı 10 kişilik ekiple yapıyoruz. Herkes kendi alanıyla ilgili bir önceki gün hasta ne yaşamışsa o an hasta başında bunu paylaşıyor. Ortak bir akıl oluşturup tedavisi düzenleniyor. Bunlar artık palyatif bakım merkezleri deniliyor. Gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın sosyal devlet olma anlayışını yerine getirdiği en önemli adımlardan bir tanesi. Yani son dönemde orduda önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Evet. Ki her bir hastayla yeni bir doğmuş bebek gibi ilgileniyor kısacası. Evet, manevi kısacası. Açıdan da manevi hem açıdan. Hekimi hem de sağlık çalışanını çok tatmin eden bir servis olduğunu gerçekten söylemek istiyorum. Evet. Peki başkanım, orduda çocuk istismarının önüne geçilebilmek için neler yapılıyor? Şimdi çocuk istismarı konusu gerçekten kanayan bir yaramız. Bu yalnız şöyle algılanmasın. Orduya has bir durum değil veya Türkiye'ye has bir durum değil. Bu tüm dünyaya has bir durum. Biz hafta sonu Ordu Üniversitesi'de çocuk koruma ve izleme merkezinde görev alan yönetim ve danışma kurulundaki arkadaşlarımızla dışarıdan Profesör Doktor Ayşe Çaylan, Ayşe hocamızın önderliğinde bir çalıştay düzenledik. Dışarıdan bir 5 farklı birimden de Profesör hocamız geldi. Burada neler yapabiliriz? Onlar kendi merkezlerinde neler yapmışlar? Bunlar tartıştık. Türkiye'de 10. kurulan merkez Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma ve Uygulama Merkezi artık kuruldu. Ama henüz faaliyete geçti demek için erken. Çünkü bu faaliyete geçmek için Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz çok destek verdiler, sağ olsunlar. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Çünkü çok ciddi derecede altyapıya ve personele ihtiyacımız var. Trabzon'dan da bir hocamız bizle beraberdi, Doçent Doktor Erdal Özer. Adli Tıp Doçenti, Trabzon Merkez Müdür Yardımcısı. O hocamız Trabzon'daki uygulamayı anlattıktan sonra gelen kanı şöyleydi. Türkiye'deki en iyi uygulanan merkezlerden bir tanesinin Trabzon olduğu kanaatine vardık. Çünkü çimlerle çocuk izlen merkezleri, Sağlık Bakanlığı'nın kurmaya çalıştığı merkezler, üniversite ayağı da çocuk koruma merkezleri. Bunların ikisini birleştirmişler. Yani Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Trabzon'da bu anlamda bir işbirliği protokolü imzalamış vali ve rektör arasında. Biz önümüzdeki haftalarda Sayın Valimize ve Sayın Rektörümüze Trabzon örneğini ve protokolünü arz edeceğiz. Eğer bu protokol imzalanırsa çok daha hızlı yol alırız diye düşünüyorum. Aynen bizim afiliyasyonda kullandığımız gibi burada da yine Sağlık Bakanlığı'nın imkanları, Ordu Üniversitesi'nde iş gücü bir araya geldiğinde Ordu'nda artık bir çocuk koruma izleme merkezi olacak. Evet. Çocuk istismarı nedir diye çok kısaca bahsedeyim. Çocuk istismarı üçe ayrılır başlıca. Bu cinsel istismar, fiziksel istismar ve ruhsal istismar diye toplamda üçe ayırabiliriz. Hatta hepimizin kendi çocuklarımızı farkına varmadan ve ihmal aynı zamanda, hani ihmal ediyor olmamız da, çocuklarımıza zaman ayırmamamız bile çocuklara ihmal ve bir çeşit istismar. Çocuğumuza şunu dediğimizde, işte şunu yapmazsan, dersine çalışmazsan bu hafta sonunda sinemaya gidemezsin. Evet. Aslında bu bile ruhsal istismara giriyor. Ama tabii bunlar bu kısmı biraz daha çabuk toparlanabilir eğitimlerle, ama bizim öncelikle üzerinde durduğumuz ve çok acı olan cinsel istismarlar. Yöremizde de maalesef var, dediğim gibi tüm dünyada olduğu gibi ve sayılar da yüzdeler de çok birbirinden farklı değil. Tüm de dünya artık bunun farkına vardı. Ordu olarak da bunun bir an önce önüne geçilmesi için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Evet. Peki Ordu'daki sağlık turizmine değinecek olursak, sağlık turizmi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi sağlık turizmi benim kişisel olarak ilgimi çeken bir durum ve bu konuyla ilgili neler yapabiliriz'i hep araştırmışımdır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Sağlık Bakanımızın bu konuyla ilgili müşavirlerinden birisi beni aradı. Sayın vekillerimizin birisinin vasıtasıyla. Ordu'da sağlık turizmi için neler yapabiliriz'i konuştuk. Telefona bir 15-20 dakika konuşma fırsatımız oldu ve Ordu Tabipler Odası'ndan şöyle bir talepte bulundu. Ordu'da bir çalıştay düzenleyelim. Bunun mihmardarlığında Ordu Tabipler Odası yapsın dedi. Hani ben elbette seve seve dedim. Yalnız içine ticaret odasının da, aynı zamanda Ordu Büyükşehir'in ya da Ordu Büyükşehir Kent Konseyi'nin de olması gerektiğini ifade ettim. Çünkü sacayı ne kadar genişletirsek, destek veren ne kadar çok olursa daha olumlu sonuçlar alırız. Şimdi basında haftada bir kere ya da ayda bir kere tek tük
sağlık turizmiyle ilgili haberler çıkıyor ama inanın ki bunların hiçbirisi sağlık turizmi değil. Çünkü haftada bir kere gelen hastanın veya ayda birkaç tane yapılan vakanın ilimize hiçbir katkısı yok. Bizim bahsettiğimiz sağlık turizmi şu. Bizim Ordu coğrafyası turizm yapabilme anlamında zaten neye talip olduğumuzu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bizim coğrafyamız serin bir coğrafya. Ve burada turizm anlamında biz bir Antalya gibi yılın 8 ayı size denizi ve kumsalı vaat ediyoruz deme şansımız yok. Ama neyi vaat edeceğiz? Biz yaylalarımızı, ormanlarımızı, evet, mesire alanlarımızı, Boztepe'mizi, teleferiğimizi, bunları vaat edeceğiz. Ve bundan ilgili bu bölgeye gelecek turistler de genelde Suudi Arabistan ve Dubai ve bunun gibi Katar, Emirlikler gibi yerlerden gelecek. Ve bundan ilgili talepler de şu an var. Ne kadar bir turist, ne kadar bir hasta? Yani bizim en az sabit olarak Ordu ilinde hastanelere paylaştırılmak kaydıyla sabit olarak her gün ortalama 200 civarında hastamızın olması gerekiyor. Bu coğrafyadaki hasta yakınlarının şöyle bir kültürel anlayışı var biliyorsunuz. Türkiye'de buna yakın. Hasta ve refakati ve hasta ziyareti çok önemli. Buraya ameliyat ettirmek için gelen bir hastanın yanında emin olun ki 10 tane refakatçisi gelecektir. Bu 10 refakatçi sabit olarak Ordu ilinde 2000-3000 kişinin sürekli konaklayacağı anlamına gelir. Çalıştay da o yüzden sayın müşavirimizle de onu da ifade ettim. Muhakkak turizm işletmecilerinin de bulunması gerekiyor. Elimizde altyapımız nedir, yatak sayımız nedir, bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Ve sağlık hizmetinin, sağlık turizmi verebileceğimiz sağlık tesislerimiz şu an için nelerdir? Bir sene sonra buna hangilerini katabiliriz? 3 sene sonra hangilerini katabiliriz? Bunların çalışması yapılacak. Bu çalıştığı gerçekleştirdiğinde hep beraber Ordu'yu bilgilendireceğiz inşallah. Evet. Peki başkanım, son olarak Ordu Tabipler Odası'nın bundan sonraki hedefleri nelerdir desek? Şimdi bizim hekimler olarak çalışma motivasyonumuzu en fazla kıran hususların başında sağlıkta şiddet geliyor. Kesinlikle. Bu çalışmalarımızın da bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bir, halkımızın ve vatandaşlarımızın sizler aracılığıyla eğitimi ve bilgilendirilmesi noktasında sizlerin de çok katkısı oluyor. Teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı hazırladık Ordu Tabipler Odası olarak. Bunlarla ilgili cezai müeyyidelerin arttırılması hususunda. Bu çalışma yapıldığında çok ciddi anlamda cezalar artacağını düşünüyoruz. Çünkü hiçbir devlet memurunu görev esnasında veya görevinden dolayı cezalandırmak şiddetle olmaz. Elbette sağlık çalışanı da bir insandır. Hatası olabilir, eksikliği olabilir, ruh hali değişik olabilir. Ama burada kızgınlığımızı, hiddetimizi ve öfkemizi şiddete çevirmemeliyiz. Biz eğer modern bir toplum olma yolunda ilerleyeceksek, bunun yapılması gereken, eğer bir şikayetimiz varsa hukuksal yolları, idari yolları kullanarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bundan ilgili özellikle bunun üzerine durmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda hizmet içi eğitimlere önümüzdeki bahar ve yaz aylarında devam etmeyi planlıyoruz. Gerek birinci basamağa gerekse ikinci basamağa yönelik ve hekimin hukuki sorumluluklarıyla ilgili tekrar tekrar yapıyoruz bunları ama aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Adli rapor hazırlanması, düzenlenmesiyle ilgili bir yine kurs düzenlemeyi düşünüyoruz. Çünkü malumunuz hekimlikte, tıp fakültesinde her şey anlatılamıyor. Daha doğrusu uygulama çok fazla anlatılamıyor. Uygulamaya yönelik hizmet içi eğitimler planlıyoruz. Evet. Peki başkanım, ben çok teşekkür ederim. Bilgilendirici bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun tekrar.